Dostlarım selam. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar Yalı Çapkın'ın dün akşamki bölümünde neler oldu, neler, neler oldu, neler. Yani hani şey artık Seyfer'in kavuşma ümidi neredeyse yok gibi geliyor olabilir arkadaşlar. Size de öyle geliyor olabilir. Bana da öyle geldi ama maalesef gerçek tabii ki de bu değil. Elbette ki Seyfer'imiz kavuşacak diyorum ama Ediz'i tabii ki illaki bir sürü olaylar yaşatacaklar vesaire. Zaten Nevra ile hani biliyorsunuz yeni giren Nevra karakteriyle Ferit yan yana geldi ya. Ferit'in anında Seyroş'umuzla geçirdiği güzel anıları akıllarına böyle getirdiğini, onları hatırladığını ve üzüldüğünü zaten şükürler olsun artık biz zaten orada üzüldüğünü gördük artık Ferit'in. Ama Nevra ile baş başa kaldığı zaman ne kadar üzüldüğünü Ferit'in gördük. Karışık karış şey konuşamıyorum. Bakar mısın? Barışacaklar arkadaşlar. Öncelikle direkt daha videoya başlamadan bunu söyleyebilirim. Bu konuda gönlünüz rahat olsun. Elinde sonunda bu çift barışacak yani barışmak zorunda diyorum. Her neyse girişi daha fazla uzatmıyorum. Güzel bir bölümde aslında. Ya bunları da aslında hep ihtiyaç vardı yani hep aşka, aşka kuşku, aşka kuşku. Hani bunu izlediğimiz zaman da bir yerde bir şey oluyoruz. Adam akıllı da gerçi senarist bize izletemiyor. Hani olaysız bir günleri var şu anda geçmiyor ama bunlar diziye heyecan katıyor. Hiç görmek istemediğimiz bir Ferit göreceğiz. Önümüzdeki bölümde de aynı şekilde. Her neyse hepsini sırayla anlatacağım. Girişi daha fazla uzatmıyorum. Başlasın video. Şimdi iyi canlarım. Öncelikle şöyle bölümü hafif böyle gözüme takılan sahnelerin üzerinden bir geçmek istiyorum. En son önümüzdeki bölüm ve sonrasında olacaklarla ilgili de araştırmalarım, gördüğüm rüyalar, bulduğum spoilerları sizlerle paylaşacağım. Canlarım zaten fragmanda yayınladı. Hani söyleyeceğim bazı şeyleri yayınladı. Bu işte bir vurulma falan sahnesi var biliyorsunuz Kazım Ağa'nın. Onların hepsinin üzerinden geçeceğim. Duyduğum spoilerları sizlere vereceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Seyran'ı nasıl söyleyeyim size? Çok ama çok güçlü görmek istiyoruz ya. Çok daha güçlü göreceğiz arkadaşlar. İlk sahnede Ferit'in o hali, tavrı, Seyran ayrıldıktan sonra direkt yere attığı yüzüğü aldığını gördük zaten. Ferit yani midemizi bulandırdı. Gerçekten midemizi bulandırdı. Üzerine bir de hali sağlığın gitti. Elinden öpüyor vesaire. Vesaire. Oralarda benim açık konuşayım. İçim kalktı hali sağdan. Böyle tiksindim mi desem, nefret mi ettim desem. Ama yediği haltlar Seyran sayesinde arkadaşlar. Biliyorsunuz o hizmetçi neydi adı o kadının? Her neyse o hizmetçi biliyorsunuz geldi Gülgün'le Seyroş'a Hali Sağ'ın Latif'in gerçeklerini söyledi ya. Seyran o bombayı da yakında patlatacak. Hali Sağ zaten bundan da kalpten gitmezse Tahtalıköy'e daha da gitmez. Kurtulamayacağız ondan. Ama dediğim gibi Hali Sağ'dan zaten hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum biliyorsunuz. Çok ama çok daha fazla nefret edeceğim. Bir diğer gözüme takılan sahneye geçmek istiyorum arkadaşlar. Nükhet. Yani Kazım'a o konuşması zaten biliyorsunuz Nükhet'te çift karakter bozukluğu mu ne bir şey çıktı. Zaten çok bambaşka bir karakter gördük. Sonra Nükhet'in içinden bambaşka bir karakter gördük. Hani bu ne Periz bu ne lahana turşusu dedik. Onun hastalığı zaten onun işte çift karakter bozukluğu bir şey. Onun bir o hastalığın bir adı vardı da bu bambaşka biri dizisinde de hani içinden başka bir karakter falan. Psikolojik bir rahatsızlık herhalde. Onunla aynı hastalık mı bilmiyorum. Ama onun çift karakteri olduğunu orada gördük. Orada herhalde iyi olan karakteri. Kazım Ağa'ya konuşmasıyla birlikte arkadaşlar Kazım Ağa Seyran'ın galiba evlenme muhabbetinin dışında gerçekten kızının yanında olmak istiyor herhalde. Adam bir iyi olayım dedi. Onda da Orhan'ın gazabına gelecek galiba. Ama Nükhet karakteri orada beni çok şaşırttı. O adamla da evlen. Ay o adam çok komik ya. Ne bir şey aga, ne aga. Aga da aga, aga da aga diye geziyor ortalıkta. O adam çok komik ama onların bir evlenmesine nedense ben bir sevindim bilemedim ama tuhaf bir şekilde bir sevindim ben onların evlenmesine. Her neyse dediğim gibi Nükhet'in Kazım Ağa'ya o konuşması benim gerçekten bana çok dokunan bir konuşmaydı ve gerçekten çok 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 güzel bir konuşmaydı. Gelelim İfakat'ın şu Pelin'in olaylarına arkadaşlar. İfakat her zamanki bildiğimiz İfakat yine bir pisliği öğrendi, üstünü kapıyor. Üstünü kapasa ne olur, kapamasa ne olur? Bu gerçek, hiçbir gerçek gizli kalmadığı gibi. Elbette ki bu gerçekte gizli kalmayacak. Bu İfakat'le Suna muhabbetine gelecek olursak şu eve bir tane büyücü mü falcı mı bir kadın çağırdılar ya bir fincanla olay. Ya bu fincan olayı da ben gerçekten anlamıyorum. Yani o fincanı döktü diye
Ferit Seyran'la evlenmek için şey, o olay Seyran'a dönmedi ki yani. Ferit Seyran'la gündüzden tanıştı. Fıstıkçıda bilmem neci de Antep fıstığı bilmem ne. Her neyse oradan gördü de Seyran'ı. Yani o dökse de dökmese de zaten onlar. Ya yani Ferit zaten Seyran'a gözü koymuş. Yani Sunay'a inanamıyorum. Tekrardan o Ferit muhabbetinin aklına geçmesi. Tekrardan Ferit'in aklına düşme olayı. Bu sahneler bakın her ne kadar diziyi sevsek de. Ya böyle şeylerin meşrulaştırır yani meşrulaştırma ola ya meşrulaştırılamaz bir şey bu. Senin öz ve öz kardeşinin kocası bu adam. Yani sen bunu tekrardan nasıl aklından geçirebilirsin? Yani Sunay'a orada tiksindim. Bakın tiksindim orada Suna'dan. Böyle giderse Seyran'ın araları zaten çok daha bozulur. Bunun ardında durursa. Zaten o Tara Oymir, Kaya'yla da evliliklerinin hani nereye doğru gidiyor o da belli değil. Yani Sunay'a bu şekilde böyle senaryolar yazmaları açık konuşayım beni sinir ediyor. Senaristlere zaten getiriyor. Buradan senaristler duyuyorsa şu anda yani bir şekilde biri görüyorsa ya da yayın yani artık öyle söyleyeyim. Yani bunu geçiremezler ya dizide geçiremezler. Sunay ile ilgili de vereceğim spoilerlar var. Kaya ile ilgili de aynı şekilde. Sunay ve Kaya birbirine bir süre tutunacak ama sonradan arkadaşlar Pırıl ve Abi yani ikisi de farklı yönlere doğru bir kayma olacak ve evliliğinde çok ciddi sallantılar olacak şeklinde duyum aldım. Onunla ilgili farklı şeylerim aldım duyumlar da var. Onların hepsini size söyleyeceğim ama yani umarım bakın umarım böyle bir şey yapmazlar. Sunay'ın aklına tekrardan Ferit'i sokmazlar. Kader çizgin tekrar bir fincanla yerine gelecek de cartı cürtü bilmem ne. Böyle bir şey yok yani. Zaten o fincan döküldü diye de Ferit Seyran'a yönelmedi. Gündüzden gördü, gözü koydu. Akşam da aynı evde işte kız isteme gittikleri evde kardeş görünce diğerini istemeye karar verdi. Sanki çok büyük bir aşk yani. Hani isteme olayı işte. Aile birini beğendi, öbürünü beğendi. Zaten iki kardeşe birden bakıyor. Orada fikirleri de yani Sunay'la da aralarında bir his yoktu Ferit'in. Seyran'la da yoktu yani. Ondan onu değil onu isteyelim o zaman oldu yani. Bunları normalleştirmiyorum. Bana göre zaten böyle bir olayın o yani başlı başına bir saçmalık da hani gidip aile kız beğenecek de ben tabii ki de göreceli kavramlar buna bir şey demeyeyim de ortada bir his yok zaten bir duygu yok bir ilişki hiçbir şey yok. Rastgele aile gidiyor şu kızı isteyelim diyor o kızı istemeyelim zaten hamamda kızları toplaması da aynı olay zaten yani hani. Ne bileyim çok saçma Sunan'ın tekrar aklına Ferit'in orada geçirmeleri falan umarım oraya değinmezler çünkü midem bulandı o sahnede midem bulandı yani Sunan'dan o sebepten dolayı umarım tekrardan konu oralara gelmez diyorum arkadaşlar. Fragmanda fragman diyorum pardon. Gülgün olayına gelelim. Gülgün'le Ferit'e hani postayı koydu ya oğlu. Helal olsun dedim. Bakın gerçekten helal olsun dedim. Bunu her anne ya herkes yapamaz, her anne yapamaz. Tabii ki bu bir dizi ama hani öyle bir olayda bile hani tamam Seyran'ı koruyabilir ama oğlunu da kapı dışarı etmesi, öyle büyük bir tavır koyması çok pardon. Herkesin yapabileceği bir şey değil. O sebepten dolayı Ferit bunu hak etmedi mi? Kesinlikle hak etti ama ya yani helal olsun dedim yani hani o yüzden Gülgün'e kızları o kadar çok böyle sahip çıkması, onların yanında durması, onları koruması, kollaması vesaire falan çok 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 hoşuma gitti. Nevra karakterine gelmek istiyorum biraz. Ya makyajı efsane değil miydi ya kızlar şöyle söyleyeyim beyler bayanlar Nevra karakterinde arkadaşlar gerçekten bu Ferit'le hani Ferit'i eve çağırdı falan filan ben makyajına o an ya o an o sahneyi izlerken Ferit'e her ne kadar sinirlensem de Nevra'ya her ne kadar aynı yüzsüz kız falan desem de makyajına kızım bayıldım make-up artistleri artık kızın nasıl bir makyaj yüzü de çok güzel bir kız zaten de ama yapılan makyajla birlikte makyajına bayıldım kesinlikle. Çok efsane bir makyaj, saç, işte elbisesi falan. Hepsine bayıldım yani sahneden çok o kızın hani okumayan makyajını çok beğendim. Belki olmadı Instagram'da falan öyle bir makyaj ya da TikTok'ta falan. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Ecem Mir 3 tane i ile. Instagram hesabım zaten YouTube profilimde var. Oradan da beni takip edebilirsiniz canlarım. Her neyse birçok konu üstünden geçtik. Şu anda atladığım birileri var mı vesaire diye bakıyorum. Ha şu Pelin arkadaş yani karnınız kramp girmiş çocuğun evladın tehlikede hala evden çıkarsan beni eve koy. Sanki seni evden kovmaları için evde bulunduğun konum önemli yani kapının böyle bir kapı bu tarafındasın burada olursam kovulursun burada olursam kovulmaz mısın yani ay Allah'ım yani olayın saçmalığına bakar mısınız? Pelin iyiden iyiye sıyırdı.
Ay yani bilmiyorum, bu kadar mı yüzsüzlük olur diyorum. Bu kadar mı yüzsüz olabilir? Yani bir kadınsın sen, bir duruşun olsun, bir gururun olsun ya. Yani evden kovulacaksan bulunduğun konum önemli. Evin dışındayken, fiilen, fiziken, artık daha nasıl söyleyeyim, kapının dış tarafındayken kovulursun da iç tarafındayken kovulamaz mısın? Sanki daha önce odadan Seyran seni saçından tutup kapı dışarı etmedi mi? Yani çok saçma. Bilmiyorum yani, vallahi ben bir kadın olarak ben utandım izlerken, iğrenç yani. Ama orada bakın, Asuman'ın söylediği çok 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 doğru. Sen kendi başını ya iç yakacaksın falan, böyle bir konuşma yaptı ya, şu an tam repliğini tabii ki hatırlamıyorum ama ya Asuman'ın orada gösterdiği tavır, Asuman'a çık dışarıda bilmem ne de, bilmiyorum ya vallahi iğrençti yani. Her neyse, spoiler bölümüne geleyim diyorum artık arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde ne olacak? Fragmanı da gördük biliyorsunuz. Orhan Kazım'ı öldürmek istiyor. Arkadaşlar tabii ki Kazım ölmeyecek. Kazım ağamız bilersinimizi asla diziden çıkması istemiyoruz. Her ne kadar bazen bize sinir krizleri geçirtirse de arkadaşlar, Ferit öğreniyor fragmanda gördüğümüz gibi. Kazım ağayı öldürülecekken Ferit orada engel olacağının duyumunu aldım canlarım ballarım. Yani Ferit Kazım'ın öldürülmesine engel oluyor. Bence orada belki de Kazım'la Ferit'in arası tekrardan düzelebilir mi diyorum. Hani öyle bir şey yaşam. Bunlar benim tahminim ama dediğim gibi aldığım duyumlara göre Ferit arkadaşlar Kazım'ın öldürülmesinin önüne geçiyor. Gelelim bir diğer aldığım duyuma arkadaşlar. Şimdi Nevra ve Ferit arkadaşlar birlikte vakit geçirdikçe, biliyorsunuz zaten bunların bir öpüşme şeyi falan, fotoğraf çekiliyor. Bu yine magazine veriliyor. Seyroş tabii o haberi görünce çok üzülüyor. Belli etmese de. Ferit arkadaşlar Nevra ile birlikte vakit geçirdikçe Seyran'a olan aşkını böyle kıpırdıyor, hatırlıyor ve pişmanlık yaşamaya önümüzdeki bölüm itibariyle başlayacak. Ve Ferit Nevra'dan uzak durmak isteyecek. Aynı süreçte arkadaşlar tabii ki de Nevra bu sefer Ferit'e aşık olmaya başlayacak. Yani başımıza bir Pelin yetmiyormuş gibi, hala bir de Pelin daha orada dururken böyle koskoca karnıyla birlikte arkadaşlar, bir de Nevra çıkıyor başımıza. Nevra Ferit'e aşık olacağını duyumunu aldım ve Nevra Seyran'a zarar vermek isteyecek. Çünkü Ferit kendini geri çekecek arkadaşlar ve Seyran ve Nevra'nın savaşını bu sefer izlemeye başlayacağımıza dair bir duyum aldım. Önümüzdeki bölümlerde yaşayacağız. Önümüzdeki bölümde itibaren başlayacak. Bu bir süreç olarak devam edecek. Bu birazcık canımı sıktı ve tabii ki de bir diğer karakter daha gelecek arkadaşlar. Bu da Seyran'a yeni bir kısmet, yeni bir talip biliyorsunuz. Bir çocuk gelecek diziye ve bu da Seyran'a aşık olacak. Yani Seyran'ı isteyen biri gidecek Ferit'le savaşmak için. Zaten Ferit'in de Nevra'sı zaten girdi diziye geçtiğimiz 53. bölümde. Ve Nevra ile de Seyran arasında bir savaş çıkacak. Ya yani bu konu nereye gider bu şekilde bilmiyorum ama tekrar söylüyorum. Ferit ve Seyroş'umuz boşanmayacak arkadaşlar. Ve Seyran biliyorsunuz ki Latif'in dükkanını öğrendik. Dükkanları olduğunu, çizinin halisini yaptım falan. Seyran ve Latif'i tehdit ediyor biliyorsunuz. Seyran ve Latif arkadaşlar bir işbirliğinde bulunacağının duyumunu aldım. Ayrıyetten Kaya ve Suna mevzusuna da geleyim hızlıca. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Arkadaşlar Kaya ve Suna çatırdamaya başladığı gidecek. Bu konu nereye doğru gidecek bilmiyorum ama Kaya ve Pırıl arasında bir şeyler olacağının duyumunu aldım. Tekrardan kıpırdanmalar zaten başlayacak. Sunay'la da abi aynı şekilde. Yani ya Kaya ve Sunay'ı aslında sevmiştim. Yani şu anda bu duyumu aldım. Ne olur nereye doğru gider bilmiyorum. Suna hamile mi kalır kalmaz mı bilmiyorum ama ya bu Suna'nın Ferit muhabbetini hani ortaya çıkacaklarını açıkçası hani tiksindim o sahnede. Suna'nın hani onun aklına onun gelmesin ama ya o konuyu senaristlerin uzatacağını, yani senaristlerin diziye böyle bir kötülük yapacağını, daha fazla seyirci, biz daha fazla üzeceklerini zannetmiyorum dediğim gibi. Suna zaten abiye aşık biliyorsunuz ki. Kaya ya da Pırıl arasında bir şeyler tekrardan olacak ve Suna yakalanacak falan filan, o tarz duyumlar aldım canlarım ballarım. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin duyduğunuz bir şey var mı? Lütfen yorumlara yazın. Düşünceleriniz neler? Geçen bölümle ilgili, gelecekteki bölümlerle ilgili aldığınız duyumlar neler? Siz de beni azıcık besleyin diyorum. Aldığınız bir duyum varsa eğer. Çünkü ben de daha fazlasını bulmaya çalışıyorum. Bulursam zaten video olarak değil de short videosu olarak atabilirim. Daha farklı şeyler duyarsam. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kocaman öpüyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, videoyu unutmayın. Hoşça kalın.